26 yıldır Bodrum'da yaşamını sürdüren araştırmacı, arkeolog, yazar, rehber ve yelken hakemi Canan Küçükkeren, yarım asırdır Karya Uygarlığı ile ilgili araştırmalar yapıyor. Bodrum ve çevresindeki en önemli uygarlıklardan biri olan ve ilçedeki birçok tarihsel mirasın sahipleri olan Karyalılara 26 yılını adayan arkeolog Canan Küçükeren, bu uygarlıkla ilgili 6 kitap yazdı. Küçükeren, Karyalıların izini sürmek için ayrıca yurt dışında da araştırmalar gerçekleştirdi. Mısır, İran ve İsrail'e paralı asker olarak gittiklerini belgeledi. Kent Haberi açıklamalarda bulunan araştırmacı, arkeolog, yazar, rehber ve yelken hakemi Canan Küçükeren şunları söyledi. 25-20 yani çeyrek asırdır Karyalıların izini sürüyorum. Karyalılar biliyorsunuz bugün yazısı halen çözülememiş ama Anadolu'nun en üzgün uygarlıklarından biri, dünyanın 7 harikasından biri, mozoleyi bizlere bırakmış olan bir kavim. Karyalılar çok ilginç. Ben bunlarla ilgili ilk çalışmalarıma 1998'li yıllarda başladım. Tarihlerde inanın Karya'nın adı bile yoktu Bodrum'da. Hiç kimse bilmiyordu. Ben bu çalışmalarımı üçleme şeklinde, benim 6 tane kitabım var Karya uygarlığı ile ilgili olarak, İngilizcelerde dahil. Ben bu çalışmalarımı yaparken bir üçleme şeklinde yaptım. İlk çalışmalarım genelde Karyalılar kimdir, nedir, nereden, ne yapmışlardır, nasıl yaşarlar, dinleri nedir, dilleri nedir, uygarlığa katkıları nedir vesaire. İlk kitaplarım öyleydi. Sonra ben bir Karya efsanelerini yazdım. İnanın bu efsanelerin hepsini Batılı bilir ama hep Yunan'a bağlar. Ben çok üzülüyordum bu konuda. Rehberlik yaptığım yıllarda da çok bunu deneyimlemiştim. Batılılar hep efsaneyi biliyor. Troya'yı bile inanın Yunanistan'da sanıyorlardı. Bunun üzerine ben Karya efsanelerini yazdım. Karya efsanelerinde de bütün dipnotlarını belirttim ki bunlar Anadolu efsanesidir ama Yunan kendine uyarlamıştır. Arkasından araştırmalarımı yaparken Karyalıların çok savaşçı, çok denizci, korsan ve çok cabbar askerler olduklarını öğrendim. Ayrıca çok iyi de taş ustalarılar ve ağır malzemeleri taşımada ehil insanlar. Görüyorum ki bunlar Mısır'a gitmişler ve İran'a gitmişler ve İsrail'e gitmişler ve orada paralı asker olarak çalışmışlar, tarihin ilk lejyonerleri olarak. Bunun üzerine dedim ki ben niçin Mısır'a, İran'a, İsrail'e gitmiyorum? Neden oradaki Karyalı atalarımızın izini sürmüyorum? Evet, projelerimi sundum Mısır Kültür Bakanlığı'na, İran Kültür Bakanlığı'na falan. Ve onların projemi kabul etmeleriyle birlikte benim Mısır serüvenim başladı. Tabii çok ilginçti, çok enteresandı benim Mısır'da çalışmam. Çünkü şimdiye kadar hiçbir Anadolu uygarlığının izleri bir başka coğrafyalarda araştırılmadı. Bu çok müthiş bir deneyimdi benim için. Mısır'da ve İran'da Karyalı atalarımızın izlerini sürmek, onların bıraktıklarını belgelemek benim için inanılmaz bir deneyimdi.